arabadan çıkıp çıkmamız 2-3 dakika sürdü. Kıl payı kurtuluş diyelim. Yani son saniyelerde. Şoför önünü göremedi, araçla denize uçtu. Ünlü manken Ecesu Uçkan ile taksi şoförü Ahmet Kaya deyim yerindeyse dehşeti yaşadı. Taksi marinaya girdiğinde şoför karanlık olduğu için önünü göremedi ve araç denize uçtu. Olayın adresi İstanbul Kadıköy. 22 yaşındaki model Ecesu Uçkan, Ahmet Kaya yönetimindeki taksiye bindi. Taksi marinaya girdikten sonra olanlar oldu. Yol bittiği nokta karşım, tam sağa dönüş, tam sola dönüş. Karşımda hiçbir uyarı işareti yok. Direkt deniz var, bomboş. Deniz de o akşam çok sakin. Yani ay ışığı da var. Sadece ay ışığı var, bir lamba yanıyor, sönük. O deniz bana sanki bir beton gibi gözüktü böyle karşımda. Ben o yüzden gazı kestim. Sağa mı döneceğim, sola mı döneceğim? Solumda bir ışık gördüm ileride. Herhalde dedim yol bu soldaki yol dedim. Bana sola döneceksin dediler. Sola döneceğim. Sırada ben denize düştüm. Kısa süre içinde suya gömüldü. Denizin içinde adeta ölüm kalım savaşı başladı. Dakikalar sonra ise mucizevi bir kurtuluş gerçekleşti. Taksi şoförü Ahmet Kaya'nın soğukkanlılığı sayesinde ikili araçtan çıkabildi. Biz kendi kendimize kurtulduk. 15-20 dakika biz orada kimse gelmedi yanımıza. O anda çok yavaştım. Ön teker düşünce, araba diklenmeye başlayınca hanımefendiye dedim ki hemen kapınızı açın. Sağ arka kapıyı açtırdım hanımefendiye. Denize atladı kendisi de. Ben de o anda geçmeye çalıştım, çıkamadım. Sol camın düğmesi geldi aklıma. Bastım, cam düğmesi açılınca araçtan çıktım. Peki o sıra daha araç suya mı gömülmeye başlamıştı? Tabii, cam açıldı dediniz. Tabii ki. Camı açmaya başladığımda benim kapım açılmıyor. Ben suyun içindeydim. Belime kadar ben suya gelmiştim. Hanımefendinin kapısının olduğu yerdeydi suda. Oraya kadar. Arabanın yarısına kadar su gelmişti. Diklenip denize doğru iniyordu araba. Ben camdan çıktım. Yüzerek hanımefendinin yanına geldim de hanımefendinin üstteki mont şişmiş. Zorla yüzdüğünü. Ona da yardım ederek ikimizin beraber sakin olarak çıkmamız gerektiğini söyledim. O şekilde biz şey yaptık. Benim orada direksiyon hakimiyeti kaybetmem yok. Çünkü suratim 5 veya 10'la araç diklenirken ben fark ettim aracın denize düştüğünü. Kapıların açılmayacağını bildiğim için hanımefendi o anda telaşa kapıldı, ne olduğunu da anlayamadı. Arka kapıyı açın dediğimde çantaları vardı. Çantaları almaya çalıştı. Hanımefendi atlayın yeter dedim. Ben o arada onu yani o refleksle ben de oradan inmek istedim. Çünkü oradan yöneldim oraya doğru. Hanımefendinin olduğu yere doğru. Benim orada en büyük düşüncem hanımefendiydi. Başka hiçbir düşüncem yoktu. Sadece onu kurtarmak niyetim.